Qarang. Putinni ham xalqaro jinoyatchi, insoniyatga qarshi jinoyat qilgan преступник, jinoyatchi deb hisoblashni, uni ham harbiy tribunalga tortish, jinoiy javobgarlikka tortish bo'yicha ariza berildi. Qarang. Ukraina hukumati berdi. Va buni qo'llab-quvvatlayapti butun G'arb hukumatlari. Hammasi to'g'ri, Putin ham javob berish kerak deyapti. Endi qarang. Xuddi shu Putin bundan necha 8-9 yil ilgari Suriyada ham xuddi shunday tinch aholini bombardimon qildi. Bashar Asad bilan birgalikda. U yerda ham reportajlar bo'ldi. Tinch aholini portlatyapti Rossiya aviatsiyasi. Peki hiç kim Putin'i hem, Rusya'yı hem, Bashar Asad'ı hem halkara tribunalge, gage'ye topşırış hakkında gap söz bulmadı. Bunu topşıradırken Suriye'de küçen topulmadı. Demek çünkü o yerde hazır Ukrayna'da hükümet topşırıyor. Suriye'de hükümet bilen birge Putin kıldı. Cemaatçilik bunu başa baramadı çünkü üstüne bomba çıkıyor. Lekin Yevropa davlatlarining o'zlari ham qilishi mumkin edi. Chunki arizani faqat mazlum taraf emas, bomba tushayotgan o'sha davlatning o'zi emas, vakillari, boshqa davlatlar ham berishi mumkin. Mana beryaptilar ham Ukraina uchun. Ko'ryapsizmi? Bitta odam, bitta qo'shin, bitta davlatning qo'shini bir xil jinoyatni ikkita joyda, ikki zamonda qilyapti, ikki vaqtda. Suriyada va Ukrainada. Suriyada bombardimon qilgani uchun hech kim eshitasa demaydi. Gaga sudu doğrusu da gap söz yok. Lekin Ukrayna'da bombardıman konuşu derru Gaga'ya verilip arıza derru kabul kılınıp derru hemen arıza kabul böyle yaptı. Bana çünkü etibar karate yaptılar. Cimlik saklan yaptı. Şimdi kalın. Garip'nin 200'le meseleyi tohtalama yani. O'tgan haftada G'arb matbuotida shunday maqolalar chiqdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining ichki instruksiyalarida xodimlariga tarqatgan yo'riqnomada Ukrainadagi urushni urush deb aytmaslikni, urush kalimasini ishlatmaslikni, uning o'rniga harbiy operatsiya, konflikt, harbiy konflikt degan kalimalarni ishlatishni buyurgan. Rossiya urush demayapti bunu. O'zi urush ochgan, bombalayapti odamlarni. Harbiy operatsiya deyapti. Maxsus operatsiya deyapti ruslar. Putin hukumat. BMT ham xuddi Putin hukumatidek urush so'zini ishlatmadi deb buyurgan o'zini nimalarga xodimlarga. Bu 200-lamachilikni ko'ryapsizmi? Bu matbuotga chiqib, hamma yoqda norozilik paydo bo'lgandan keyin BMTni rahbari chiqib, yo'q, biz unday demadik. Sal bir xodimimiz boshqacha tushunibdi. Mayli urush desa ishlataversin deb ming tavba qilib chiqargan instruksiyasini qaytarib oldi. Ya'ni men o birinchi ko'rsatuvimda aytuvdim. Urush g'arbga ham kerak, Rossiyani o'sha yerga kirib borishi g'arbga ham kerak, ba'zi g'arb davlatlariga. Desam voy dod ko'pchilik mana bu yerda yozdim bo'lishi mumkin emas bu noto'g'ri qaysidir kuchlar g'arbda shu Rossiya shuni egallab olishini maqsad Turkiya ekanligi to'g'risida gapirganda safsataga chiqardi mana hozirgi faktlar o'sha meni tahlillarim analizlarim asosida qilgan xulosam haqiqatga yaqinligini isbotlayapti mana qarang yana bir misol Isroildagi Haaretz degan gazetasi, Isroilning o'zi gazetasi. Endi qarang, Isroildagi demokratiyani qarangda siz. Isroilning o'zining gazetasi bosh vazir, Isroil bosh vaziri Naftali Bennett haqida shunday maqola chiqardi. Naftali Bennett yozyapti, bizning bosh vazirimiz Zelenskiyga, Ukraina prezidentiga telefon qilib, Rossiyaga taslim bo'lishni, Putinni tan olishni va joyini bo'shatib qo'yishni iltimos qildi telefonda yozdi. Biz aniq manbalarimiz aytdi deyapti.
Zelenskiy'den sonra sıra Zelenskiy aytdı, ha menga dedi şunaqa taslim bo'ldi deyapti İsrail dedi. Bu qanaqa bu dedi? Bu yerde Yahudilerini mi öldürüyapti Rossiya? Bilasizlar, Odessa'da, Kharkiv'de Yahudiler var, köp. Mariupol'de ham bor ekan. Yahudiler mi öyle yaptı dedi, menga dedi İsrail dedi, taslim bo'ldi deb aytyapti dedi. Putin'e. Tasdiqladı şunu. Kurdiz mi? Bazı yirik gard devletleri aytama gengepni sen aytı Naftali Bennett'e buyur geldi. İsrail'e ait geldi sen ait. Biz aitsek uyat olar. Yani Amerika aitse ya ki başka devlet aitse Şerman'da çıkardı Naftali'nin ortaya koşkarlar. Davay Bennett sen gelpın. Görersin 200 ile mesele gibi. Ruslarning Ukrainani egallab, o'sha yerga Qora dengizning shimoliy sohilini egallab, o'sha yerga kelishdan bular ham manfaatdor bo'lgan. Faqat rasyot neto bo'lgan. Rossiya 4 kunda olaman degan, 4 kunda olmadi. 10 kun maksimumda olishi mumkin edi. 10 kundan o'tdi mana olmaydi endi. Mancha olmaydi. Qarang. Yana bir misol. G'arbning Ukrainani sotganini, tashlab o'zini holiga qo'yganini, nomiga hay-hay chiqish, hay urushmanglar, hay Rossiya tegmadi turganiga yana bir misol. Urush boshlangandan beri Zelenskiy aytayapti. BMTga chiqyapti, NATO mamlakatlariga chiqyapti, Amerika, Britaniya hammasiga aytayapti. Meni osmonimni uchish taqiqlangan hudud deb e'lon qildi. Yo'q deyapti. Yılan kılanmıyız, onda üçüncü cihan uruş başlanıp gidiyordu. Çünkü Rusya kiredi, biz uruşçı mezun olan. Sen edip üçüncü cihan uruş başlıyız mıydı biz edip, ilan kılma yaptılar. Hem nasıl bir yapmaz ki karşı çıkardı. Zelenskiy nime de yaptı, Zelenskiy et yaptı ki, sizlerinin hem ebiniz var, maşiyorda çakalakla invalid böyle yaptı. Adamlar ayaksız, kolsuz kal yaptı. Paçalarını gidiyordu, bombanı değildi. Avrupa'nın, NATO devletlerinin rehberlerinin aybı var mı şu cinayetlerde? Çünkü sizler Osmanlımızı yapamayasınızlar. Yaptık gibi aytamayasınızlar, ilan kılamayasınızlar diye. Tuğrayt yaptı Zelenskiy. Tuğrayt yaptı. Bahananı karayın. Üçüncü cihan uruşu başlanamış. Ben yine şu gelip aytaman. Ukrayna'ya çüşüyorken bomba mez. Bitta kichkina bir bunday pistoletni o'qish Tel Avivga borib tushsin, osmonini ham yopadi, Rossiya bilan ham urushadi, hamma ishni qiladi. Chunki bu narsa ularga manfaatiga zid. Ukrainaga kelganda, ha, quroldan yordam beryapti, lekin o'ziga qo'yib beryapti. Men o'zing nima qilsang qil. Endi qarang, yana bitta misol. Bu hazır 6. mi 7. farkta karay. Keçe, günü keçe çıktı. Fransa'daki Disclose diyen sürüştürü grubu var. Bu yerde jurnalistler, razveççikler, tergiyatçılar işleydi. Nadarlar, Natıcara teşkilatı özü sürüştürü var. Özünü membeler yasaslar. Karay. Disclose grubunun çıkarken malumatlar karay. 2014 yılda Rusya Kırım'ı basıp alıp özünü gidip ilan kıyandan keyin karan Avrupa İttifakı memleketleri Avrupa İttifakı memleketleri Avrupa memleketleri Rusya'ya kural satışı takip koyuyor. Yani embargo koyuyor. 14 yılda Kırım'a baskınçılık yani. Rusya'ya kural satmıyorsan diye. Karan. Şunge karamazdan Fransa hükümeti 2014 yıldan 20. yıl geçe 6 yıl devamında tanklar, bıtırlar için tipler, vizirler, nişange alış, üskünelere elektronika sattı. Monitorlar sattı yani. İçkide, içkide oturup ne videonu yakaladı. Samolyotlar uchun skaneerlar sotgan. 152 million dollarlik nima sotgan? Embargo bo'lsa ham Fransiya sotgan shuni.
Bilgen için Ukrayna'ya karşı işletişini bilip durup sattı. İkiyüzlemecilik bir görevsiz mi? Garp'taki bazı devletler Ukrayna'nın Rusya alışıdan menfaat darlığını bana faktör çıkarttı. Ne Osmanlı alıp taklit kıyanım yok, kulası kıyanım yok. Şimdi hazır bana avaz veriş canlılarının karında in eşeddi Rusya'ya sanki ilan kumaylık, bunu da ev olardı, bunu da ev olardı, koyun adı. Ahir geçe küreş bir gün iki devlet. Kette, demokratik devlet değil adı. Biri Fransa. İkincisi, onların ötken Germanya. Yani men otururken Germanya. Bunu Germanya'da Nemislerin özleri yemedi. Biz hükümet ahir geçe tiştirin ağacı Rusya için turabilirdi. Karaktır sandı. Ben bile öğrendim gelgin. Ne için de sorayım. Hatta yaptı bilmiyorsam mı? Gazprom'da bir sürü Nemislerin Putin Kirgiz'i var. Yani. Gazprom'da Schröder var, başkaları var. Sayı direktörü de uçuridikleri sıfatta kirgen. Dividend alır. O şey Avrupa'ya satken gazdan procenti var. O şey için burada ahir geçe himaye kılardı. Yani Germanya ahir hemen sanktiyaya ahir geçe karşı durdu Germanya. Ahir mecbur oldu hemen. Yani. Fransa kural satıp geliyor. Ve bunu Ukrayna'ya mı köre yaptı? Dünya köre yaptı bunu. Ve o şey için Zelenski karşılık bildiriyor. Tanqid qilyapti G'arbni.